Herkese merhabalar arkadaşlar Bitcoin durdurulamıyor. Dün gece 89.500 dolar bandına çıktı ve all time high seviyesini yeni bir rekora taşıdı Bitcoin ve bu video çekildiği sırada da 87.200 dolar bandında seyretmeye devam ediyor lider kripto para birimi. Gerçekten inanılmaz bir hafta geçiriyoruz. Uzun zamandır böyle bir dönem geçirmedik diyebilirim. Özellikle Bitcoin başta olmak üzere altcoin'lerde de, memecoin'lerde de inanılmaz yeşil grafiklerin yaşandığı günler geçiriyoruz. Bitcoin özellikle Donald Trump'ın seçilmesi ardından Helving'den sonraki o hayal kırıklığını unutturdu ve yatırımcılarına adeta taklalar attırıyor. Şimdi Bitcoin ile ilgili önemli bir grafik var, önemli bir istatistik var. Tarih tekerrürden ibarettir diyebileceğimiz bir istatistik bu. Şimdi BTC her seçimden önce, seçim derken Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum. ABD'deki her seçimden önce klasik olarak düşüşler yaşamış ve ardından da seçimin hemen ertesi hafta bir boğa koşusuna girmiş. Şimdi sizlere bir ekran paylaşacağım. Bu ekranı seçimden önce yine bir videomuzda göstermiştik ve çok önemli bir konuya parmak basmıştık. Hemen bir ekrana taşıyalım. Evet tekrardan bir görelim. 2016 yılında demiştik. Donald Trump ve Clinton arasındaki başkanlık yarışında Bitcoin Hemen başkanlık seçimi arefesinde %10.4'lük bir düşüş süreci yaşamıştı. Ardından inanılmaz bir boğa koşusu görmüş ve %327'lik bir artış göstermişti. Bir sonraki ABD seçimi, yine Donald Trump'la Joe Biden arasındaki seçim. Yine seçim arefesinde %5.8'lik bir düşüş yaşamıştı. Hemen ardından seçimin tamamlanmasıyla birlikte %339'luk bir boğa koşusuna girmişti. Ama seçimin hemen ardından şu anda yaşadıklarımızı görüyorsunuz. Adeta bir tarihe tanıklık ediyoruz. Geçen haftadan bugüne Bitcoin'in artışına bakıyoruz. %26'lık bir artış. Peki sizce yine önceki seçimlerde olduğu gibi %300'lere 400'lere varan bir yükseliş görecek miyiz? Orası bir muamma ama dün BTC 90 bin dolara dayanarak Rekorunu tazeledi. Ethereum, Shiba Inu, Dogecoin, Cardano, Solana, XRP birçok para biriminde yine aynı manzara mevcut altcoin'lerde gerçekten bitcoin'in açtığı bu yoldan ilerlemeye devam ediyor. Cardano'ya bakalım. Cardano son 7 günü %75'lik bir artışla tamamladı ve şu anda 0.58 dolar seviyesinde işlem görüyor. Son bir ayındaki grafiği gördüğümüzde tamamen yeşil bir yol izledi Cardano. Dogecoin, meme Coin Dogecoin şu anda 6. sıraya yükselmeyi başardı mim kategorisinde ve bu video çekildiği sırada %0.389 dolardan işlem görüyor. Son 7 gününde %28'lik bir artış gösterdi Dogecoin. Gerçekten inanılmaz şeyler oluyor. Shiba Inu'ya bakalım. Shiba Inu'da da yine son 7 günlük grafiğinde %47'lik bir artış var. Ve son 1 ayındaysa yine tamamen yükseliş yiymesine odaklanmış bir hafta geçirdiğimizi görüyoruz. Şu anda 0.0000261 dolardan işlem görüyor Shiba Inu. Bu Mimcoin'leri hemen bir geçtik. Ethereum'a dönelim. Ethereum ne oldu? Ethereum'da dün 3400 dolar seviyesi aşıldı. Ve Temmuz... Temmuz ayından bu yana, Temmuz'un son haftasından bu yana hiç görememiş olduğu, tekrardan yükselememiş olduğu 3500 dolar bandına yükselmek üzere Ethereum'da. Son 24 saatlik hacmine baktığımızda Ethereum'un 68 milyar dolarlık bir hacmi olduğunu görüyoruz. %50'nin üzerinde bir Artış gösterdi Ethereum. Hemen bir Solana'ya bakalım. Solana'nın da son 7 günü yine yükselişle devam ediyor ve son 1 aylık sürecine baktığımızda %42'lik bir artış gösterdi. 220 dolar seviyesini bugün itibariyle geçmişti ancak şu anda tekrar bir düşüş söz konusu ve Sol 2021 yılının Mayıs ayındaki all time high seviyesine yaklaşmak üzere 209 dolarla şimdiye kadar gerçekten güzel bir hafta geçirdi seçimin ardından Solana. XRP'ye bakalım. XRP son bir ayını %21'lik artışla gösterdi. Şu anda 0.64 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatlik hacmine baktığımızda ise %80'lik bir artış söz konusu XRP'de. Mikro strateji ile devam edelim. Mikro strateji biliyorsunuz yüklü Bitcoin alımları ve dünyada en fazla Bitcoin'e sahip olan şirketler arasında olması nedeniyle büyük kripto yatırımcı şirketlerden birisi olarak biliniyor. Ve MicroStrategy 11 Kasım tarihli açıklamasına göre 31 Ekim 10 Kasım tarihleri arasında 27.200 BTC'yi 2.03 milyar dolara satın alarak büyük bir Bitcoin satın alımını gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu satın alım, Bitcoin fiyatının 82 bin doların üzerine çıkarak o yeni rekora doğru koştuğu döneme denk geliyor. Tam ortasında satın alınmış ama ona rağmen şu anda makro strateji büyük bir kâra geçti bu alımla birlikte. Şu anda şirketin toplam Bitcoin varlıkları ise 279.420 BTC. Yani bunun Bitcoin'in şu anki mevcut fiyatına baktığımız zaman Ortalama 23 milyar dolar ettiğini söyleyebiliriz. Diyelim ve bir diğer haberimize geçelim. Bu da çok önemli bir gelişme. Bitcoin gümüş piyasa değerini aşarak dünyanın 8. en büyük varlığı oldu. Şöyle bir tablo paylaşılmış. Companies Market Cap internet sitesine göre Bitcoin'in piyasa değeri 1.736 trilyon dolarlık değerleme ile gümüşü geride bırakıyor ve yeni bir dönüm noktasına ulaşıyor. Dünyanın en büyük 8. varlığı oluyor bu başarı ile birlikte. Bitcoin'in fiyatının bugün %10 değer kazanmasıyla 89 bin dolara gelmesiyle gümüşün ise %2'lik değer kaybının ardından Bitcoin öne geçti. Ve videomuzu noktalamadan önce ön satış kısmımızda devam ediyoruz. Pepe Unchained daha önce Videolarımızda ön satışın ne kadar yüksek rakamlar topladığından bahsetmiştik ve şu anda da bir sonraki fiyat artışından önceki son bir güne girdik toplamda 27 milyon doların üzerinde para toplayan bir meme coin projesinden bahsediyoruz oldukça başarılı geçiyorlar süreci ve kendi blockchainimiz var diyorlar aynı zamanda. Katman 2'yi de ön plana çıkarmış bir ekip karşımızda. Projenin tabii ki audit kısmına yani denetim kısmına da göz atmakta fayda var. Coinsult ve Solid Proof imzaları yer alıyor. Tokenomics kısmına baktığımızda ise %40'lık dileme ön satış, %30 staking, %10 marketing, %7,5 likidite, %7,5 proje geliştirme ve %5 chain envanteri yani zincir envanterine ayrılmış 8 milyarlık bir token arzı bulunuyor. PP Unchained'de proje incelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmına bir göz atabilir diyelim ve Crypto All Stars'ta devam edelim. Bu oyun satış projesi de 3,5 milyon dolara dayandı topladığı parada. Son 2 gün 20 saatlik bir süre kaldı bir sonraki fiyat artışından önce ve şu anda 0.00156 dolara satılıyor. Kart ve kripto ile ödeme seçenekleri bulunuyor. Burada da tabii ki cüzdanı cüzdanınızı bağlıyorsunuz ama cüzdanınızı bağlarken dikkat etmeniz gereken Coinbase zaten Türkiye'de geçmiyor. Kullanılmıyor. Metamask ya da Best Wallet seçeneklerini öneriyorum. Özellikle Best Wallet son zamanlarda hem güvenilirliği hem de daha kullanışlı arayüzüyle benim şahsen tercih ettiğim bir cüzdan MetaMask'e alışanlarınız zaten biliyor ancak Best Wallet daha sorunsuz, daha pratik bir cüzdan olarak karşıma çıktı. Ve son kullanımlarımda da Best Wallet'ı kullanıyorum projenin denetim kısmına bakacak olursak da burada da yine Coin Suit ve Solid Proof imzaları yer alıyor. Proje incelemek isteyenler bu projenin de ön satışını videomuzun açıklama kısmındaki linklerden bulabilir. Tokenomics kısmına bakalım ve veda edelim. %20'lik dilim ön satış, %25 ön satış staking, %20 pazarlama, %10 CXDX ve %25 Minvolt ekosistemine ayrılmış. Birden fazla mim en favori mim tek bir platformda stake etmenizi sağlayan bir özellik bir stake sözleşmesi mim da oldukça öne çıkan bir ön satış projesi karşımızda. Crypto All Stars'ı incelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmına göz atabilir diyelim ve sizlere veda edelim. Unutmayın bu video herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Asla ama asla riski edemeyeceğiniz tutarları yatırım olarak değerlendirmeyin ve kendi tecrübeleriniz doğrultusunda yatırımlarınızı yapın. Mimcoin'erin kripto paraların oldukça riskli varlıklar olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.